Arkadaşlar merhabalar bu videomda 27. hafta rehberliği ile karşınızdayım. Kimine göre 28. hafta çünkü şu iki tane tekrarı ben 26 ve 27 diye söylemiştim bir öncekinde. iki hafta tekrar edenler için bu hafta 28. hafta ama konu anlatımında da 27. hafta diye gözüküyor prizmalar. Evet prizmalara başlıyoruz. Prizmalar çok önemli. ÖSYM gerçekten bununla ilgili çok güzel sorular soruyor arkadaşlar. Öncelikle prizmalara nasıl çalışmalıyız? Arkadaşlar en temelden aldım yine konuyu anlatırken temel diklik teoreminden aldım ki orası da bence önemli. Sonra prizmalar ve prizmaların özellikleri falan var. Ha özellikler falan derken formül 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 falan derken öyle çok fazla formülle de karşılaşmayacaksınız. Neyle karşılaşacaksınız? İşte taban alanları, yan alan, yan alanda taban çevresi çarpı yükseklik, hacimde taban alan çarpı yükseklik. Bitti. Şu çok az formül var ama soru çeşitli çok fazla ve ÖSYM genelde sözel soruları çok seviyor. O yüzden prizmalarda öncelikle şu sabır, sabırla böyle şey konu anlatımı yani bütün katı cisimler bitene kadar e, konu anlatımını dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bir alt yapıyı iyi bir şekilde şöyle bir oluşturmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra da katı cisimler bittikten sonra da ÖSYM'nin sorduğu sözel sorulara da dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. O da nerede? Katı cisimler bittikten sonra şurada arkadaşlar. Katı tekrarda hani katı sonrasında sorular var ya ÖSYM'e benzer sorular var ya onlara mutlaka mutlaka bakmanızı tavsiye ediyoruz. Evet TYT'de iki tane soru geliyor katı cisimler. Hatta bu ikisi TYT'de gelen sorular prizmalardan gelecek. Aslında silindir de gelebilir. Müfredatta yok. Şöyle baktığınız zaman. 9 ve 10. sınıfta silindir yok. 11. sınıfın konusu silindir aslında. Ama silindir de aynı zamanda bir prizma olduğundan aslında şeye TYT'ye de yakışıyor. O yüzden geçen sene de zaten silindirden de soru sordular. Şimdilik haftaya zaten bundan bahsederiz ama şimdiden de söyleyeyim. Karşınıza çıkacak iki tane soru büyük ihtimalle prizmalardan olacak. Silindirden de soru gelebilir. Yani sen prizmaların mantığını anladıktan sonra sıkıntı yaşamazsın. Ama oradaki sözel sorular yani özellikle çarpanlara ayrılma. Hani dikdörtgen ve kare anlatırken ben size ne demiştim? ÖSYM burada şunu seviyor kardeşim. Yani A kare artı B kareyi veriyor. A çarpı B'yi veriyor. İşte A artı B'yi bulmanızı istiyor. Yani çarpanlara ayırma kullandığımız e, bir şey var ya. E, ne derler soru tiplemeleri var ya. İşte A artı B bellidir. A çarp B bellidir. A kare artı B kare istenilir. Taraf, taraf Her iki tarafın karesini almayla yaptığımız sorular var ya. Aynen. Burada da arkadaşlar taraf tarafı özellikle o sözel, sözel sorularda taraf tarafa toplama işte A artı B'nin parantez karesi ya da taraf tarafa çarpma gibi ifadeleri burada ÖSYM gerçekten çok seviyor. O yüzden bu konu bittiğinde katı cisimler konusu bittiğinde oradaki ÖSYM benzeri sorulara da şiddetle bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi şurayı da biraz büyüteyim ona göre şey yapayım. Prizmalar arkadaşlar gerçekten sıkıntı yaşamazsınız. Ben çok detaylı anlattım onu söyleyeyim. Bakın prizmaları aşırı detaylı anlattım. Çünkü eksik bir parçanız kalmasın diye. Böyle son konu ve son konu olduğu için öğrencilerde hep böyle bir bıkkınlık oluyor yapmak istemiyorlar falan. Ben her soru kalıbını yazdım arkadaşlar. Bir ÖSYM dilini nerede yazdım? O da katı cisimlerin sonunda yazdım. Onu da mutlaka mutlaka çözeceksiniz. Ama konuyu anlayabilmeniz için her tarz soruyu yazdım ve eski konuları da için içine koyarak yazdım. Bu da çok önemli. Çünkü ÖSYM'nin tarzı da zaten bu. Yani bir kazanım içerisinde sadece o kazanıma odaklı sormuyor. Eskiye atıfta da bulunuyor. Yani üçgenleri, dörtgenleri, çemberi, memberi yine karşımıza çıkarabilir. O tarzda sorularla karşılaşacaksınız. Hatta burada küpe bile ayrı bir yer verdim. Yani küp açılımlarından, zar, zar açılımlarından falan bahsettim arkadaşlar. O yüzden burada çok dikkatli olmanız lazım. ya yani o, 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 soruları böyle e, çok böyle detaylı bir şekilde bakmanız lazım. Hem iki sebepten dolayı hem ÖSYM, TYT'de iki tane soru sorduğu için çok ayrıntılı anlattım. Böyle küpü bile ayrıntılı anlattım. Hem de ilk böyle konuya başlarken yani ilk konu böyle çok detaylı bir şekilde öğrenilirse sonrası da çok güzel bir şekilde geliyor ya. Ondan dolayı arkadaşlar ilk konuyu prizmaları detaylı bir şekilde anlattım. Ve o detayın içerisine her bir soruyu anlamaya çalışın. Anladığınız zaman büyük ihtimalle bu işi yani olayın mantığını anladığınız zaman yine bak formül mormül değil. Formülle yapmayacağız. Yine nereyle yapacağız? Mantıkla yapacağız. Bu işin mantığını ilk hafta anlarsanız ilk haftaya böyle çok özen gösterin arkadaşlar. İlk haftanın üzerine sonraki konuları çok rahat bir şekilde koyabileceksiniz. O yüzden bu prizmalara aşırı derecede özen gösterin ve önem verin diye tavsiye ediyoruz. Evet gençler ne yapıyorsunuz? Prizmalara çalışıyorsunuz. Prizmalar yoğun. Temel diklikle başlıyoruz. Dikdörtgenler prizması, kare dik prizma diye ondan sonra e, küpü ayrı bir şekilde anlattım. Yani baya bir yoğunluk var. O yoğunluğu üstesinden gelebilirsiniz büyük ihtimalle. E, video sayısı olarak da biraz fazla olabilir. Bu hafta biraz çalışacaksınız. Hatta bu haftayı belki şey yapabilirsiniz arkadaşlar bir buçuk hafta şeklinde de uyarlayabilirsiniz çünkü sonraki hafta ne var silindir var arkadaşlar silindir yani silindiri de böyle 3-4 günde halledebilirsiniz o yüzden bence bu hafta önemli ya bir buçuk haftaya yayın yani işte videoları 3 günde bitirin kitap soru çözümünde böyle 7 gün yapın toplamda 10 günde halletmeye çalışın. Bu şekilde yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Sonra silindir zaten çok kolay bir şekilde gelecek. Silindiri de zaten ne mantığıyla yaptık? Silindiri de zaten biz katı cisim yani prizma mantığında sizlere anlattık arkadaşlar. Evet dediğim gibi prizmalar önemli. TYT'de soruya sahip. Bu zamana kadar 7-8 net yapabiliyordunuz. Artık prizmaları da çalıştıktan sonra TYT'de full büyük ihtimalle full ya da full'e yakın yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Ama ezberlemeyin. Tamam ezberleyin dediğim birkaç nokta olacak işte yanal alan gibi. Ama o birkaç nokta sizi zorlayacak bir nokta değil. O dediklerime şöyle bir aklınızda tutarsanız geri kalanı yine şurayla çok rahat bir şekilde halledersiniz arkadaşlar. Evet gençler bu haftamız da böyle geçecek. Bence dediğim gibi ilk 3 günü 1, 2, 3. Yani pazartesi, salı, çarşambayı ne yapıyorsunuz ki ayın 23'ü oluyor. Evet pazartesi günü. Pazartesi, salı, çarşamba videoları ayırın. Sonrasında da 1, 2, 3, 4, 5, 6-7. Diğer perşembeye kadar hatta çarşambaya kadar da diyebiliriz arkadaşlar. Çarşambaya kadar da bununla ilgili soruları kitabınızdan çözersiniz. Bir kitap çözenler bir kitap iki kitap, iki kitap çözenler de iki kitaptan çözsün. Ee, bu şekilde 10 gün yapın. Sonra sonrasını zaten burada konuşuruz. Buraya biz ne koyacağız arkadaşlar? Silindir konu anlatımını koyacağız büyük ihtimalle. Normalde burada gözüküyor. Onu da önümüzdeki pazartesi sizinle paylaşırız. Daha doğrusu pazar günü sizinle paylaşırız. Gençler hadi bakalım. Geometride fule yakın yapmaya başlıyorsunuz artık ve bu da prizmalardan geçiyor. Prizmaları iyi bir şekilde anlayın. Sadece iki tane soru prizmalardan gelebilir. Belki silindirden de gelebilir. Tekrar söyleyeyim onu da altına çizerek söyleyeyim. Ama prizmaları anlayan silindiri de çok rahat bir şekilde yapar. Hadi bakalım. Bu haftayı iyi bir şekilde değerlendirin. Güzel şeyler yapın ve şu geometriyi artık fule yakın yapın. Hadi bakalım. Seviliyorsunuz. Bir sonraki hafta pazar günü ee, selimdir yani 28. haftanın rehberliğinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.